Odanın hali ne Rüzgar, ne yaptın? Biraz fazla dağılmamış mı sence? Nasıl? Sence burası dağınık değil mi? Rüya sen söyle. Bence burası Hiç de dağınık değil mi? Peki o zaman ben çıkıyorum. Biraz sonra Efe ile Emir gelecekler. Efe ile Emir geldiğinde odanızı böyle dağınık görsünler. Nasıl dağınık görürlerse görsünler. zaten çok toplu ya bu oda. Toplu mu? Benim gözlerim mi bozuldu? Ben oldukça dağınık görüyorum bu odayı. Benim gözlerim bozuldu. Peki o zaman ben gidiyorum. Mutfağa gideceğim. Biraz işlerim var. Efe ile Emir geldiği zaman onlar böyle derler ki, ay bizim kuzenlerimiz ne kadar dağınık, ne kadar pis, ne kadar pasaklı desinler mi böyle? Hayır, bir şey söyleyeceğim size. Ha, şu an tam olarak ikiniz kukulesiniz. Gerçekten kukulesiniz. Hayır, kukulesiniz. Tinki ve Minki olsaydınız bu oda bu halde olmazdı. Çok üzgünüm ben şu anda. Burada siz eğlen... Bir dakika, burada... Dağınık değil, dağınık. Enerjiniz mi yok? Peki enerjinizi yükseltecek bir şey düşün. Düşün, düşün, düşün. Peki size birer tane portakal getirsem, portakal yesek enerjimiz yükselse ne dersiniz? Ne demek a-a? Uyumak mı? Uyuyacak mısınız? Peki uyuyun o zaman. Şimdi Rüya ve Rüzgar'a bir şaka yapacağım. Gideceğim, eğer gerçekten uyumuşlarsa bütün odayı toplayacağım ve de bütün oyuncakları oradan çıkaracağım. Diyeceğim ki madem dağınık bırakıyorsunuz, bunlar sizin için kıymetli değil ve de hepsini ben evden attım diyeceğim. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi sessizce bu odayı toplama zamanı. Hepsini buraya getirdim. Of. Eminim şimdi çok şaşıracaklar. Ay, o da bomboş görünüyor gerçekten. Hiç eğlenceli görünmüyor. Dur şimdi uyandıralım. Rüya, Rüzgar. Hadi uyanın artık. Hayır, kalkın. Ama lütfen. Yemek yiyelim mi? Acıkmadınız mı? Evet, uyuyakaldınız burada. Annem ne Spagetti. oldu? Ne olmuş anne? Masa, bilmem neler hepsi yıkmış. Evet. Ne oldu onlara? Onlara ne oldu biliyor musunuz? Kalk Rüzgar, sen de gör. Baktım ki siz onlarla eğlendikten sonra toplamıyorsunuz. Hepsini ben topladım ve bir yere bağışladım. Artık bizimle değiller. Odanız da artık böyle olacak. Yapacak bir şey yok anneciğim. Ne oldu? Arabalarını mı özledin? Peki olsa şimdi oynar mıydın arabalarınla? Peki sonra topla. Neye kızdın ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben size ne dedim? O kıymet verirseniz o eğlendikten sonra onları toplarsanız hiçbir problem yok. Ama siz ne yaptınız? Eğlendiniz. Söyle. Beni polise mi götüreceksin? Annem, polise götürseniz ben derim ki toplamıyorlardı. Yeterince eğlenmiyorlardı. Söyle. Ama kıymet veren insan toplar. Söyle. Efendim. Bak şimdi biz oynuyoruz, evet. dağıtıyoruz, sonra bırakıyoruz. Neden ne biliyor musun? Ne? Çünkü her gün toplayıp toplayıp bir şey yaptım. Her gün aynı şey. Arıyoruz. Beni Her gün aynı ilgilendirmez. şeyi oynuyoruz biz. Şu an eğlendiğiniz şeyi toplayıp yerine koymak zorundasınız. Yoksa bu ev ne olur düşünebiliyor musunuz? Ben de o zaman yemek yaptıktan sonra yemekleri öylece bırakayım. Temizleyip bulaşıklarını yıkadıktan sonra kaldırmayayım. Her Olur gün biz mu? aynı. Rüzgar, sen de aynı fikirde misin? Peki bir şey söyleyeceğim. Şu anda şöyle bir şey yapsam, bütün hepsi geri gelse, artık onlarla oynadıktan sonra toplayıp yerine kaldırır mısınız? Kaldırırım. Gelin o zaman buraya. Gelin. Babam işte. Bak nereden çıkacağım.
Nereden çıkacaksın? Dur çıkarayım seni. Bakalım Rüya'nın eline. Zeynep oyuncak mı alacak? Elini tut rüzgarın geliyor. Elini tut. Gelin gel. Hazır mısınız? Bir, iki, dararararam. Hep aç gözünü. Oyuncaklarımız. Hepsi burada. Şimdi bunları ben topladım. Evet, ne kadar çok değil mi? Taşınmaya kalksak nereye gideceğiz yani? Hepsini güzelce yerleştirin. Ayağın mı bağlandı? Nasıl bağlandı? Çok güzel. Hadi bakalım hepsini güzelce yerleştirin ve bundan sonra lütfen onlarla işiniz bittiğinde toplayın. Aynen öyle, o da bomboş gözüküyor. Dayman hiç çatladı mı Rüzgar? Çatladı. Gerçekten mi? Yapsana bir kere. Of, bayağı da varmışsın, hadi bakayım. Bu arada öğlen yemeği vaktimiz geldi. Ay, çok güzel. Ama güzel oynar Rüzgar sırayla. Ya öğlen yemeği vaktimiz geldi. Rüzgar saçına sakın değdirme. Saçların hepsini koparır. Sakın. Sakın böyle bir şey yapma bir daha, tamam mı? Evet. Şimdi öğlen yemeğine ne istersiniz? Köfte. Köfte mi? Hayır, tavuk. Köfte, tavuk. Ortalık çok karıştı. Az önce tavuk diyordu, şimdi köfte diyor. Ama tavuk, patates. Aynı şeyi söyleyip birbirleriyle tartışıyorlar. Patates, tavuk, köfte. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Geliyor, hazır mısınız? İkinizin de hayır diyemeyeceği bir lezzet. Orta Doğu Balkanların en eğlenceli yemeği. Salçalı spagettiye ne dersiniz? Hayır. İğrenç. Süper. Ya şakaladın mı? Rüzgar sana da uyar mı spagetti? Hayır mı? Hayır. Sen bilirsin o zaman. Ben spagetti istedim benim canım. İki oyla spagetti kabul edilmiştir. Hazırlıyorum ve tavuk. Tamam, akşama da tavuk yiyelim, olur mu? Anneciğim, ama şimdi bak şöyle bir şey var. Tavuğu sipariş ettim, geldi git, daha yarım saat olur. Ben çok acıktım. Ben gidiyorum, hazırlıyorum. Hadi. Of of of, Orta Doğu Balkanların en güzel spagettisini hazırlamış olabilirim gerçekten. Şimdi tabaklara koyayım. Rüya ile Rüzgar'ı da çağırayım. Evet, bunu da koyayım şöyle. Rüya, Rüzgar, hadi yemek hazır, gelin. Hala gelen giden yok. Allah Allah, beni duymuyorlar mı acaba? Rüya, Rüzgar. Allah Allah, ben en iyisi içeriye gideyim bir bakayım, niye gelmiyorlar? Nerede kaldılar ya? Anneciğim, yemek hazır. Hadi gelin. Beş dakika mı? Neden? Tamam, peki bekliyorum. Ay, ne işleri varsa bu kadar önemli. Yemekten önemli ne olabilir ki bir kere? Beslenmek bu dünyadaki miniklerin en önemli şeyi. Kaç dakika oldu, hala gelen giden yok ya. Uf, bir daha gideyim bakayım bari. Rüya, Rüzgar, nerede kaldınız? Hani 5 dakikaya geliyordunuz? Buradan hiç ayrılmak istemiyorsunuz herhalde bugün ha? Burada mı? Bu masada. Öyle mi? Rüzgar, sen ne diyorsun bu konuda? Burada mı yemek istiyorsun sen de? Telefon değilim. Tamam, peki bugünlük öyle yapalım o zaman. Ama böyle yaparsan masaya ayak konur mu? Hadi makarnaları getirmeme yardım et o zaman. Tamam, peki sen burada bekle. Senden yardım istemedim. Bana Rüya yardım eder. Evet, senin görevin bu. Sen çatalları götür Rüzgar'cığım. Oraya değil, oyun odasına yiyeceğiz dediniz ya, oraya. Evet, götür. Rüya, sen nereye? Gel buraya, gel. Makarnalardan birini sen al. Al bakalım. Hadi bunu götür. Bunu da ben götüreyim. Birlikte yiyelim. Ay, benim tabağım yok. Ben kendime de tabak alayım. Ve o zaman başlayalım. Arkadaşlar, bu arada bizim en sevdiğimiz yemeklerden birisi makarna ve spagetti. Rüzgar küçükken spagettiyi birazcık... Aferin oğlum. Gel otur. Ha, böyle ama restoran gibi oldu. Ne unuttuk? Koşun, ellerinizi yıkayın. Aferin sana. Koş Rüzgar. Peki spagetti sizler seviyor musunuz? Yoksa başka makarnaları mı seviyorsunuz? Spagetti sevenler yorumlarını yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Yine yoklar. Spagetti ve ben yine baş başayız.